Şimdi tabii bölge bölge birçok yerde gerilim var. Yani Evet. işte kuzeye bakıyoruz, işte savaş kapıda inşallah olmayacaktır ama sonuçta konuşuluyor. Konuşulması bile insanları Ha, ürpertiyor tabii ama ki. Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e iniyoruz aynı şekilde, Suriye'ye iniyoruz aynı şekilde. Birçok ülkede karışıklık ve hemen arkasında tabii ekonomik bir dar boğaz var. Reklama kadar da onu konuşalım. Bir 10-15 dakikalık süreçte Tamam. de. Asıl amaç ne? Planlanan şey ne? Nereye götürülmek istiyor? Yani dünyayı aslında tamamen kilitleyerek bambaşka bir boyuta mı, bambaşka bir sisteme mi? Hani işte nasıl bir kapitalizm vardı, ondan önce başka sistem vardı falan. Tıkanıp yeni bir sistem. Bu tabii şeyle dahil edebiliriz. Dijital dünyanın aktif Tabii olmasıyla, ki. işte metaversinden, yapay zekasından, robotik çalışmalara, robot devletlerine kadar birçok şey şu an gündemde. İşte çip teknolojileri falan dahil. Dolayısıyla hani savaşlarla, ekonomik darboğaz, salgınla başladı. 2 yıldır inanılmaz derecede ekonomiler, ülke ekonomileri, insanlar bireysel Evet. olarak diz çökmüş durumda, kaba tabiriyle. Asıl planlanan, yani o ucu görünen, hani o ışık görünür ya şeyin tepesinde. Tünelin Nereye, ucundaki ışık tünelin mı? ucunda nereye asıl planlanıyor, nereye götürülmek istiyor dünya ve insanlık? Ya Murat, işte senin her bütün programlarında söylediğimiz olay gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Küresel bir dünya imparatorluğu kurmaya çalışıyorlar dedikçe bir güruh, bazı Dalga büro bir geçti değil mi? güruh var kafalarınca ve bunlar dediğim gibi Amerikan ve İngiliz, Avrupa tapınıcısı bunlar. Buradan söyleyeyim de, yani her defasında söylüyorum, bunlar akademisyen, yazar, çizer, Ve sanatçı çoğalıyor da. ve Her geçen çoğalıyorlar, gün yeni yeni ürüyorlar. isimler Yani çıkıyor. inanılmaz biçimde ürüyorlar ve bunların tek yaptıkları iş, çok yaşa Amerika, çok yaşa Biden, çok yaşa Avrupa. Yani çok garip bir ülkeye dönüştük. Belli bir güruh, bak herkes yapmıyor bunu ama o güruh bir şekilde medyada veya hani basında ellerinde tuttukları için sesleri çok çıkıyormuş gibi bir yaygaradır gidiyorlar. İşin gerçeği şu: kurulmak istenen bir dünya devleti var. Bu dünya devleti için iğrenç planlar sürüyor. Bütün çıkan savaşlar, Suriye'deki savaş da dahil, yani bölgesel savaşlar, iç isyanlar, terör örgütleri, ta buradan Afrika'nın en ucuna kadar El Şebab'tan tut Boko Haram'a kadar uzanan zincirde 4-5 tane ülkenin elini görüyoruz. Kim bunlar? Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya. Hiç başka bir şey aramaya gerek yok. Ötekiler çırak zaten. Onlar da onların yancıları. Şimdi bir global yapı bu ülkeler üzerinden dünyada yeni bir başlangıca imza atmak istiyor. İnsan kanı bahasına. Yani ne görüyoruz? Buna Great Reset dediler, İnsan biliyorsun. kanının bir değeri yok ki zaten. Onları Evet. farklı bir ırk Tabii. gördükleri Tabii. için kendilerini, bizim Bravo. bir değerimiz yok. Yani senin canın, kanın, malın, namusun, Tabii paran, tabii o tabii. hiçbir önemleri yok. Yani hamam böceği kadar değer vermedikleri insanların hiçbir önemi yok. Bakmayın ekranlarda öyle konuştuklarına, hiç umurlarına geçmiyor. Aynı akşam kadehlerini rahatlıkla kaldırabiliyorlar. Kaç çocuğun öldüğü, kaç kadının öldüğü, kaç yaşlının öldüğü umurlarında değil. Zaten kendi ülkelerinde pandemide huzur evlerinden kokmuş cesetler çıkartıldı. Bunlar kimdi? Onların yaşlıları. Medeniyet dediğimiz Kendi Avrupa'da. yaşlılarını, tabii kendi yaşlılarını orada haftalarca tutan bir medeniyetten bana kimse övgüyle söz edemez. Çünkü zaten kendi halkları da hamam böceği onların gözünde. Dediğim gibi onların halkı, dini, imanı, ülkesi yok. Bak bunu çok net konuşuyorum. Onlar kendilerini insanların üstünde firavunlaşmış bir gruptan söz ediyorum ve şu an o firavunlaşmış grup ne yazık ki dünyadaki finans sektörünü ve dolayısıyla dünyadaki ekonomiyi kontrol ediyor. Ve ne yazık ki teknolojiyi de kontrol ediyor. Hepsi, yani kilit noktaların hepsinde onlar var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yakında açıklandı. Bu tür finansörlere borcu 30 trilyon dolar. Bakın bir daha tekrarlıyorum, 30 trilyon dolar. Bunlar kime borçlu biliyor musunuz? O malum Illuminati dediğimiz o piramitteki ailelerden aldıkları paralar. Yani hani diyorsunuz ya, her iflasta, her batışta o paralar yerin dibine mi gömülüyor? Gömülmüyor.
bu ailelerin kasasına giriyor. Ya da bir her şekilde taviz veriyorsun ya da bir şekilde. Yani hayır, her batışta yani dünya ekonomik krizi her girdiğinde çöken hayır, bir de ödeyemediğin durumda da ülke olarak tavizler veriyorsun. Tabii borcun karşılığı ne olacak? Ya Murat zaten bak şöyle düşün. 1843. Ya Merkez Bankanı kontrol ettiriyorsun ya başka türlü toprak veriyorsun. Tabii zaten şey ne, IMF ne yapıyordu? Geliyordu senin Merkez Bankana ya da ekonomi başına çörekleniyordu. Tamam mı? Bunu yapacaksın. Yapmadı mı? Yaptı. IMF'den kurtuluyorsun ama bankerler var. İngiliz bankerler sistemi. Yani City of London orada boşuna durmuyor. Kraliyet ailesini yönetiyor. Kim bu? Rothschild ailesi. Kim bu? Rockefeller. Yani şimdi bunlara isim veriyoruz bir de. Kim bu? DuPont ailesi. Bunların kökenine bakıyorsun. Birliğin oğulları denen bir örgütün üyeleri. Birliğin oğulları ne? Şimdi birileri diyecek ki bu bir komplo teorisyeni. O zaman bakın Wikipedia'yı açın. Birliğin oğulları yazın. Wikipedia'dan bilgi çıksın. Ne diyor Wikipedia? Onların biliyorsun o da onların. Diyor ki dünya genelinde 1843 dünya genelinde Yahudilerin haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir örgüt. Ama rahmetli Aytunç Altındal'ın Bilinmeyen Hitler kitabını açıyorsun tak diye kendi imzalarıyla bir belge çıkıyor karşına. Ne diyor orada? Birliğin oğullarının 10 maddelik bir şeyi var. Kuruluş bildirgesi. Kraliyetler yıkılacak diyor. O zaman ulus devletler yok biliyorsun. Kraliyetler var. Kraliyetler yıkılacak. Dünya tek bir çatı altında toplanacak. Ekonomi tek bir çatı altında toplanacak. Ve dünya ordusu kurulacak. Dünya vatandaşlığı verilecek. Yıl 1843. Şimdi o ailelerden ölenler, kuşaklar değişti ama o torunlarının torunları hala devam ediyorlar. Ve 2020'de pandemiyle birlikte, bu bilinçli bir pandemidir, bir plan dahilinde yapılmıştı. Geldiler, planı hayata geçirdiler. Ne yaptılar? Hitler'in yapamadığını, Hitler'i de onlar servis etmişti. Bunlar başardı. Milyarlarca insanı eve tıkmaya, korkutmayı ve yönetmeyi başardılar. Şimdi iyice azgınlaştılar. Artık durdurulamaz hale geldiler. Yepyeni, yeni salgınlar gelecek. Birazdan anlatacağız bunları. Ama daha da önemlisi şu, senin dediğin gibi kendi kurdukları Rothschild ailesinin 1746 yılında aslında hayata geçirdiği dünya finansal bankacılık sistemini, ekonomi sistemini çökertip yeni baştan, yani nasıl diyelim, yarı sosyalizm, yarı kapitalist, hiçbir şeyin sahibi olmadığın, her şeyi kiraladığın, mülkiyetsiz bir topluma geçiş yapmak istiyorlar. Peki bunu ben mi diyorum? Hayır, ben demiyorum. Nathan Rothschild galiba onlardan biriydi. Geçen ay bir açıklama yaptı. Artık dedi satın alma yok, kiralama yöntemi, şahsi mal yok. Onun yerine ölene kadar kiraladığın her türlü meta ile hayatını sürdür. Zaten şu an inanılmaz derecede fiyat artışı var. Bilerek yapılıyor. Evlerde ve tabii, arabalarda özellikle. Zaten alım gücünün insanların şu anki fiyatlarla beraber ciddi anlamda düştüğünü de hesaba katarsak bu proje şu an zaten start vermiş ve çoktan aktif verdi, olarak Murat, devam ettiği de bariz ortada. Ya sevgili Murat, hatırla seninle ilk yaptığımız 2020'de program yaptık. Ne dedik? Size dedik kontrol gelecek. Bir takım kod numaralarıyla takip edileceksiniz. HES kodunuz olmadan trene uçağa binemeyeceksiniz dediğimizde aynı Amerikancı güldüler. Uşak gürü kahkaha atmıştı. Fakat aynı uşak gürü, özellikle böyle konuşuyorum onlara, büyük bir zevkle bunların hepsini kabul ettiler. Dedik ki pandemi böyle olacak, bitmeyecek. Kendiliğinden öncesinde bile programlar. Bunlar 2019'dan beri yazıyoruz. Salgınlar konuşuluyor, evet, gelecekte. Çünkü Bill Gates'in beyanları var, çıktığı konuşmalar var. İşte nükleer savaş o bu bilmem ne değil, artık salgınlarla işte mikroplarla falan savaşlar, aynen, olacak. Hani mealen söylüyorum. Bunları çıkıp o tek ağızdan söyledi. Onun haricinde tatbikatlar ortada. Alınan 2015'te alınan, daha öncesinde sonrasında o tarihlerde, yani salgın öncesinde diyeyim, alınan patentler, evet, ortada. Ya bunlar zaten alıyor, göstere patent alıyor ya. Obama'nın o tatbikatını günlerce konuştu. Evet. Bir daha tekrarlayalım, hatırlatalım.
Bakın sevgili izleyiciler, 2016 yılında Bill Gates'in önderliğinde olduğunu sonradan öğrendik. Bir tatbikat yapıldı, gizli bir tatbikat. O biraz ki konuyla da bağlantılı. Denver Havaalanı. Denver Havaalanı'nın özelliği şu, 2 milyon kişiye hizmet verecek devasa bir havaalanı. Eyvallah, sorun yok, versin. Ama şey detayına girelim, her tarafta şeytani figürlerin olduğu, deneylerin olduğu, bir günde 30 derece şeyin düşürüldüğü, havanın sıcaklığın derece, harpun çalışıldığı orada falan, bir havalimanı. Şimdi, yani şeytani bir havalimanı. Daha detaylı olduğu. Bakın orada Rocky Dağları var hemen arka tarafında. Rocky Dağları'nda bütün askeri deneyler, orada çok az sayıda yaşanan oduncu bir kitle var. Onların üzerinde yapılmıştır ve yapılmaya da devam ediyor. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri kendi halkının üzerinde yapar. Denver Havaalanı dediğin gibi şeytani ritüellerin, inanılmaz korkunç böyle görüntülerin, vahşetin resmen sergilendiği bir havaalanıdır. Ama oranın altında 27-28 tane, bilemiyoruz tam sayısını, tünel var. Nükleer savaşa karşı korunaklı yaşam alanları kurulmuştur. O yaşam alanlarında Amerika Devlet Başkanı nükleer savaş sırasında oraya girecek ve bir yıl, iki yıl orada yaşamını sürdürüp sağlam çıkacak diye bir projeleri var. Ve o proje zaten duruyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi geçen gün 2016'da yapıldığında nükleer savaş projesi yapılmadı, tatbikatı. Pandemi tatbikatı yapıldı. Milyonlarca insan bir saldırıdan ölüyor, saldırı sonucu. Amerika Devlet Başkanı ve yanındakiler ailesiyle birlikte, şunlar bunlar, çok sayıda insan alıyor orası. Çok yüklü miktarda söz ediliyor. Orada kendilerini korumaya alıyorlar. Üç gün kaldı. Üç gün sonra çıktı küçücük bir haber Washington Post'ta ya da New York Times'ta işte. Obama tatbikatı başarıyla bitirdi ama garip olan şu, bir tane hemşire koluna iğne yapıyor. Hiçbir zaman o iğnenin ne olduğu açıklanmadı. Ama sonradan öğrendik ki neymiş biliyor musunuz? Korona aşısının temsili yapılışı. Onların hiçbiri Covid aşısı olmadı. O da temsiliymiş. 2016 yılında bu salgını planladılar. Bu salgını planladılar. 2018 yılında gene Bill Gates'i görüyoruz. Bak çok ilginç bu. Çok ilginç bir tip bir adam yani, bilgisayarcı her yerde var. Yani iyilik meleği değil mi? Tırnak içerisinde ben dünyayı kurtaracağım diyor. İyilik meleği, Bill Gates Belinda Gates vakıfıyla dünyaya iyilik salacak adam bir şeye de Frankenstein'a dönüştü. 2018'de Rockefeller Vakfı'yla ortak çalışma yapıyor. Rockefeller Vakfı'nın açıklaması burada. Hadi uzatmayayım, kısaca özet vereyim. Şöyle diyor Rockefeller Vakfı, çok yakında başlayacak olan bir salgın nedeniyle oluşturduğumuz dijital pasaportlar hazır. Bizim onay vermediğimiz aşıları olan insanların geçmeyeceği yepyeni bir geçiş sistemi oluşturduk. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İşte daha ne belgeler, diyeyim? Bu belgeler, yani, patentler, belgeler burada. Ortaya çıkıp konuşulduğunda bile hala şey var. Ya bırakın işte o yalandır, bu işte yani sahtedir. Ya adamların kendi beyanı, yani ağzından duyduğu kelimeye bile inanmayıp ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz da dönüyor ya iş. Evet. Bunların hangisi olmalı? Yani 2-2,5 senedir yapılan programlarda, farklı kanallarda, farklı programlarda onlarca yapıldı. Hep sansür yendi. İşte videolar siliniyor. Evet. İşte ikazlar geliyor. İhtar, ki biliyorsun sebep sonuç, hep söylüyorum. Çok maalesef soruyorlar. Bugün de yine birkaç gündür yine geliyor, nedir, açılacak açılmayacak diye. 850 videonun olduğu bir sebep sonuç kanalından bahsediyoruz. 3 videoya tak 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 ihtar, şikayetten ihtar atıldı ve askıda açmaya çalışıyoruz şu anda. Ne yapmışız? Bu kadar mı korkutuluyor? Anlatabiliyor muyum? Yani biz eğer haklıysan ya da bununla ilgili gerekçelerin varsa, oradaki bir video seni niye etkilesin ki? Biz hiçbir zaman hiçbir programda şu süreçle ilgili de, hani en son şu sıvılar mevzusunda, tabii ki, olun tabii ya da olmayın ya da şunu yapın ya da bunu yapmayın, ağzımızdan hiçbir şekilde bu çıkmadı. Biz sadece araştıran, sorgulayan programlar yaptık. Bunları konuştuk. Ya Allah büyük ya hocam, Murat, yani hak tarafındadır. Sevgili biz de Murat, inşallah Allah nasip ettiği sürece de hak tarafında olmaya, tamam, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben sana her türlü katılıyorum, destekliyorum. Bütün bütün sözlerin arkasındayım ama
Ben kişisel anayasal hakkımı kullanarak olup olmama hakkımı da kullanırım. Evet. Kimse de kusura bakmayacak. Öyle profesör ünvanlarıyla öyle bana saldıramazsınız. İzin de vermem. O zaman da yerin dibine sokarım. Çünkü kapasiteniz yetmez. Buradan da o mesajı ileteyim. Öyle yok. Aşı olma olmuyorum kardeşim. Bu benim tercihim. Ama ben kimseye olun olmayın demedim. Herkesin tercihine saygılıyım. Bir gerekçem var. Bu kadar.